Artvin merkez Coglan mevkinde. Yaklaşık 500 ile 1000 yaş arasında olduğunu tahmin ettiğimiz bir kestane ağacı. Gerçekten çok muhteşem duruyor. Çevresi tahminen 7 metre civarında var. Çapı da 2-2,5 metre arasında gözüküyor. Çok güzel bir ağaç. İnşallah korunup anıt ağaç olarak saklanması için gerekli girişimde bulunacağız. Boyu da yaklaşık 25 metre civarında gözüküyor. Ülkemizde kestane anıt ağaç olarak bir hayli var. 1100 yaşında olan anıt kestane ağaçları da var. Yani bunun da yaşının 1000'e yakın olduğunu tahmin ediyoruz. Ama kesit alıp baktıktan sonra yaşından da o zaman tam emin olabiliriz. Artvin'de tescillenmiş kestane ağacı yok. Tescil ettirirsek inşallah bu ilk olacak. Evet, Artvin merkez Naşop mevkisinde yaklaşık 5.80 metre çapında 500-600 civarında yaşında olan bir anıt kestane ağacının yanındayız. Bu da yine çok önemli ekolojik bir değer. Bugün bunu çekmekten, tespit etmekten ve tescilleme için çalışmaktan çok gurur duyduk ve mutluluk duyduk. Sevindik yine. Artvin merkez Naşop mevkisindeki anıt kestane ağacını çekiyoruz. Yaklaşık 500-600 yaşında olduğunu tahmin ettiğimiz bir kestane ağacı bu. Fakat tepe kısmı maalesef kurumaya dönmüş. Kök hala canlı gözüküyor. İki metre civarında çapı olan anıt bir kestane ağacı bu. Maalesef yanından yol geçince yol kurumasına sebebiyet vermiş. Artvin Borçka Zorlu Köyü'nde yaklaşık 900 bin yaşlarında bir kestane ağacı. Muhakkak şekilde yine anıt ağaç olarak korunması gerekiyor. Maalesef etrafı çevrilmediği için ve korumaya alınmadığından dolayı da bu sefer yol ve park alanı olarak kullanılmış. Bu da toprak sıkışmasına neden olup ağaçta kurumayı tetiklemiş. Kuruyunca üst dallarını, tepe dalları da bu sefer kesmişler. İşte kırılır, insanların başına düşer diye. Çok müthiş bir görüntüsü var. Çevresi 7.3 metre olarak ölçtük çevresini biz. Yaklaşık 2.5 metre bir çapı var. Çok güzel. Çok muhteşem bir ağaç. Zaten burası daha öncesinde tarihi bir mezarlıkmış. Oradan muhtemelen o zamanlardan ağaç kalmış gözüküyor. Hala canlı yalnız sürgün veriyor. Yani tip kısım içi muhtemelen ölü ama dış kısımlar canlı. Hemen yanında yine anıt olabilecek nitelikte ikinci bir kestane var. Onun da yaklaşık bir 1,5-2 metre arası çapı var.
Ama maalesef kurumaya almamış olmaları. Ağaçları bayağı kötü bir duruma getirmiş. Aslında ağaçları kaldırıp öyle arabaları kaldırıp öyle çekim yapmak istedik ama sahipleri burada yokmuş, olmayınca da mecburen böyle çekelim dedik. Evet, ağacın, arabanın büyüklüğünden ağacın genişliğini anlayabilirsiniz. Aşağı yukarı kamyonun genişliği ile ağacın genişliği birbirinin aynı. Evet, muhteşem bir ağaç. Kestane ağacı. Bu yörede bol miktarda olan bir ağaç, kestane ağacı ve derin toprak ister, nem ister. Nemcil bir türdür. Köylü bunu tabii korumuş burada uzun süre. Hatta bundan kestane toplayıp hep birlikte yemişler. İnşallah tescillettirip koruma altına alırız diye düşünüyorum.